Wi-Fi Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde evet. yine temel konulardan birini konuşacağız. Şimdi evet. gittik bir router aldık ama nereye koyacağız Levent abi? Nereye yerleştireceğiz evimizde? Çünkü WiFi fi sinyali güçlü olsun istiyoruz. Tabii. Murat genelde bu cihazları biliyorsunuz ADSL olsun ya da kablo Hı -hı. üzerinden geliyor olsun. Kapının yakınlığına bir yere koyuyorlar. Evet. Çünkü kab kablo kapıdan kab girdiği geçiyor. için kablo karmaşası çok olmasın diye. Şimdi olur tabii ki. Ama şu var bir kere sadece Wi-Fi kullanıyorsan hı hı. Wi-Fi sinyali güçlü olsun isteyeceksin. Bütün evine yayılsın evet. isteyeceksin. Kapının o taraf her zaman ideal konum olmayabilir. Doğru. E, evin uzak bir köşesi olabilir tabii. ya da senin oturacağın yer oraya uzak olabilir. O da olabilir. Şimdi tercihimiz tabii ki biraz daha evin ya da işte ofisin alanın ortalarına gelmek. Hı hı. Her zaman mümkün olmayabiliyor ama tercihimiz her zaman bu olacaktır. Evet. Ha orada ne yapacaksın? Şimdi gördüğün gibi güncel her cihazın üzerinde ethernet portları da var. Şimdi kullanıyorsan bunun da hesabını yapacaksın. Tabii. Bu kabloları evin içinde çekmeye hazır mısın? İcabında evet. duvar Delinecek. kırıp, duvar delip e, geçireceksin ya evet. da kenarlardan dolaştıracaksın. Biraz da bunlar belirlenecek. E, şu da var. Biliyorsun üzerinde bütün cihazların işte uyarı bilgi ışıkları var. var. İhtiyacın var mı onları sürekli görmeye? Tamam buna uzaktan erişip yazılımla her türlü sağlık durumunu falan görebiliyorsun ama bakmak ihtiyacın varsa görmen lazım. Doğru. Murat burada birazcık işte kullanım belirleyecek. Ha, ama orada şunu da belirtelim. Şimdi illaki kapının yanına koymak zorunda değilsin montajı yapacak olan servis falan Hı -hı. onu yapmak isteyecektir. Değilsin ama illa ki bunu odana da koymak zorunda değilsin. Tabii. Bu her zaman görmen gereken bir şey değil. Doğru. Bir köşede olabilir. Ben şurada sıkıntı çıktığını gördüm. Kimi yerde. Şimdi bunlar fena cihazlar değil. Doğru. Gayet estetik cihazlar, eski cihazlar gibi değil ama evin hanımı böyle bir şeyi o özendiği, ettiği evinde koridorda bunu görmek böyle i̇stemiyor. antenleriyle böcek gibi istemiyor bunu. Ne yapıyor? Bir iki yerde şunu gördüm. Hani bizim evlerimizde genelde bir işte küçük tuvalet denen depo gene olarak kullanılan bir yer vardır ya ya da kimi yerde o hakikaten depo gibi Doğru. hazırlanmış oluyor. Oraya konulsun hmm. istiyor. Üzerine de kapı, kapı kapansın kapalacak. istiyor. Ya olur. Olur ama işte onu oraya hapsedip de kapıyı kapadın mı şimdi bir yüzde vermek kafadan atmak Var. istemiyorum ama ciddi bir darbe ka kablosuz sinyale ciddi bir darbe vurdun. Doğru. Kablosuz kullanmayacaksan tamam. Ethernet kablolarını ha. oradan geçireceksen fark etmez. Ama hem kablosuz sinyale ciddi bir darbe vurdun, hem orası gayet havasız genelde e, yazın hmm. sıcağında hmm, bunu doğru. ateşlerin içine attın. E, sorun çıkmaya gebe bir durum. Çıkmayabilir ama çıkmaya potansiyel e, olan doğru. bir durum. Şimdi orada şey de düşünmek lazım. Şimdi biz router diyoruz ya. Evet. Şimdi mesela biz uydu net kullandığında ona kablo modeme geldi. Ee, mesela bu ikisi aynı yerde olmayabilirler, ayırabilir deyse evet. ayırabilirsin. Kablo modemi sadece modem olarak kullanıyorsan, Hı -hı. onun hiçbir özelliğini kullanmıyorsan, böyle bir router cihaza Hı -hı. E, o yükleri atadıysan kablo modemi bir köşeye atabilirsin. Evet, o ortada Isınmasına olmayabilir. dikkat et çünkü Hı -hı. ısınacaktır Doğru. ama o mesela işte küçük o bahsettiğimiz işte yüklük derler kimisi. Hı -hı depo tarzı ya da işte küçük et tarzı yerde kullanılmıyorsa orada durabilir. Doğru. Sen ama bu dışarıda duracak. Tabii tabii. Çünkü o sadece şebekeyle interneti işte senin evindeki ağı konuşturan bir şey. Doğru. O, o atılabilir öyle bir kenara. Murat bir de kimi arkadaşlar şunu soruyor. Hani yerini belirledik de. Şimdi bu güncel cihazların çoğu böyle durabiliyor. Hmm. Bu elimdeki model duvara monte edilemiyor ama edilebilenler çok. Duvara monte edip böyle kullanabilir. Ya da bazı özel cihazlar var. Tavana monte edilsin yani. diye. Bunun özel bir bağlantı evet. parçası var. Tabii ki duvara da takabilirsin ama asıl tavana monte edilmesi için tasarlanmış. Ha Bunu da ya da başka benzer bir cihazda tabii ki sen kendin elinden iş geliyorsa bir askı Ay, bir şey yapıp tavana asarsın. Nereye koyalım? Şimdi Murat... E bir kere antenlerin hareketli olduğunu görüyorsun. Bu evet. dahili e, antenli cihazlarda tartışılır ama bu tür antenli cihazlarda sana zaten adam bu yeteneği vermiş. Hı hı. Sen bunu icabında böyle masanın üzerine koyarsın antenlerini hı. kaldırırsın. İcabında dik takarsın yine antenlerini kaldırırsın. E, cihazın şeyi önemli değil çünkü bu antenler dünyayla konuşuyor. Konumu önemli değil. Ha Orada dikkat edeceğin şey şu. Bir sürü kablo takacaksın, doğru. Kullanacaksan eğer. Mesela ben sana şunu söyleyeyim. Bu tür cihazlar, bu yapıdaki cihazlar, bir rafın üzerinde falan şöyle hmm. dururken fena olmuyor. Arkadan kabloları geçirebileceğin hmm. bir yer varsa gayet stabil duruyor. Doğru. Ama mesela kimi cihaz hmm. ayakta, ayakta duruyor, duruyor yapısı. Şimdi ayakta duran ve portları böyle üzerinde olan cihazlar var. Çok sıkıntılı. Çünkü bu kablolar ağırlık yapıyor, cihazı çekiyor. Bunu duvara taksan da üstten gelen kablolar sıkıntı olabilir. Ters takabilirsin. Hmm. Bir zararı yok. Yazısı ters olacak. <laughs> Antenlerini ayarlarsın. Kabloları yönlendirmen senin için nasıl pratik olacaksa ona dikkat etmen lazım. Ee, onun dışında Murat açıkçası rafta durup da antenlerinin şöyle, onu Kimi üreticiler hafif açılı olmasını öneriyorlar. Üç, böyle 3 antenli cihazlarda. Rafta böyle durmasıyla duvara asılması hmm. arasında bir fark yok. Ha şunu önerebilirim. Ee, birazcık şöyle insan seviyesine doğru hmm. asarsan. Çünkü e, Murat. Yere biz, koyma diyorsun. Yere koyma. Çünkü biz ilk bölümlerimizde hatırlarsan konuştuk. Wi-Fi sinyali her ne kadar bu antenler işte 360 derece yayıyor falan dense de aslında bir Gittikçe genişleyen bir simit gibi yayılıyor. Bunu yere koyarsan aşağıda kalır. Hı. Hani ve özellikle üst kat falan işin içine giriyorsa çok evet. sıkıntı çekersin. Bunu en iyisi sen şöyle bir kendi seviyene göre koy. Ve benim tercihim biraz yükseğe koy. Hı hı hı. Çünkü normal senin oturma seviyende ya da işte evindeki sehpanın falan seviyesinde çok ıvır zıvır var. Eşya var. Doğru. Ve mesela... Su, elektromanyetik sinyalleri soğuruyor, hı hı. emiyor, yok ediyor, zayıflatıyor ya da işte. Mesela bir bir arkadaşa gittim, akvaryum varmış ama esaslı bir akvaryum. Hı. E, hani Wi-Fi sıkıntımız var falan diyorlardı, akvaryumdan çıktı. Hani cihazın yeri değişti, çözüldü. Çünkü bir, hani birkaç tonluk bir su bloğu hı. bütün sinyali aslında yok ediyormuş kendi içinde. İşte bunlar hep belli bir seviyede evimizdeki eşyalar hep belli bir seviyede az çok. O seviyenin birazcık yukarısına çık, tavana kadar çıkmana gerek yok, tamamdır. şey senin şimdi akvaryum örneğin güzeldi, buna örnek başka bir şey verebilir miyiz? Yani şunun şu cihazın yanında durmasın diye. Mikrodalga dalga fırın, hmm. Wi-Fi sinyali <laughs> yok eden ve hmm. çalıştığında yok eden bir şey ya da kablosuz ev telefonu, dekt evet. telefonlar bunlara yakın olursa ya bunlar zaten biz anlattık. Bunlar anlattık. normalde de sorun çıkarıyor ama bir de bunu yanına koyarsan ya. <laughs> çıkmadan sinyali öldürüyorsun. Doğru doğru. Ya yani mesela dolayısıyla mesela mutfak iyi bir yer değil. Hmm. Mutfakta olmasın, mutfakta kullan. Ama evet. cihazı mutfağa yerleştirme. Bir de tabii burada hani bizim girmediğimiz bir konu var. Duvarların yapısı. Yani evet. her evde de aynı performansı alamayacaksın. Bazı evlerde alamayacaksın. sinyal ulaşamıyor Öyle. işte. Murat, e, duvarların e, Wi-Fi sinyalinin duvarlara karşı iki davranışı var. Hem duvardan geçiyor tabi zayıflayarak hem de yansıyor. Şimdi Dolayısıyla bunun programları falan da var. Eğer sen kendi evinin şemasını ölçekli olarak çizmeyi göze alıyorsan onu analiz eden programlar falan da çıktı. Murat evde Wi-Fi sinyalinin yansıması sayesinde çok böyle alakasız noktalarda çok iyi sinyal olabildiği evet, de oluyor. Ya da bazı yerler kör nokta oluyor kör nokta sen oluyor. iyi zannettiğin halde. Dediğim gibi duvarlar hem geçiriyor ama yava, e, soğurarak, hmm. e, sinyali e, kaybederek, sinyali zayıflatarak geçiriyor hmm. hem de yansıtıyor. Tamam. Burada tabii şu var. Yine hani çok verilen bir örnektir. Biliyorsun daha yeni binalarda ya da yurt dışındaki binalarda... Duvarlar işte alçıpan falan denen panellerden <laughs> yapılıyor. Ama bizde tuğla duvar özellikle daha eski binalarda çok daha yaygın. E tabii ki tuğla duvar daha hele bazen içinde tabii düzgün olması için demir falan da döşenmişse metal zaten sinyali öldürüyor. E, öyle esaslı perde betonlar falan <laughs> sinyali ciddi ölçüde yok eden şeyler. Cam aynı şekilde hem geçiriyor hem yansıtıyor ahşap aynı şekilde. Ee, ama hani öyle e, alçıpan dediğimiz panel duvarlı yerlerde biraz daha şanslısın. Evet. Şundan da bahsetmiştik. 2.4 GHz sinyal biraz bu engelleri aşarken daha az gücünden kaybedecek. 5 GHz sinyal gücünden daha çok kaybedecek. Tamam. O yüzden de aslında bunu tekrar edelim çünkü önemli bir detay. 5 GHz'in menzili az denir. Biz de demişizdir incelemelerimizde. 5 GHz'in menzili 2.4 ile aynı. Hı hı. Eğer bahçede ölçsek, Değil mi? futbol sahasının ortasında ölçsek aynı. Evin içindeki bu eşyalardan, kapılardan, duvarlardan ötürü 5 GHz gücünü daha çabuk yitiriyor. Aynı menzile ulaşmıyor. Evet. Öyle bir detay var. Peki. Evet, evet. Şu tavan hı. konusuna gitmeden önce biraz daha bahsedelim Murat. Hı hı. Şimdi bu ideal durum. Çünkü dedik ki eşyalara takılıyorsun. Sinyal işte yavaşlıyor, gücünü kaybediyor falan. İşte bunun aşmanın yolu bunu duvara, tavana koyuyorsun. Herkes direkt konuşuyor, direkt evet. görüyor cihazı. Hmm. Bu bir radyatör değil. Bu erişim noktası. Bilgi olması için evet. getirdim bunu. Fakat Murat dedik ya yani, evin hanımı şuna bile ses ediyor. Bunu tavanda kabul etmesi iyice zor bir şey. Gerçi beyaz yani beyaz tavanda belki evet, yazıklar. Evet. evet. Bu daha çok iş yerleri hmm. için, ofisler için. Aslına bakarsan bu tam olarak elimdeki cihaz oteller için. Doğru. Otelde görürsün bunu koridorlarda falan olduğunu. Yangın hmm. sensörüyle karıştırma. Evet, evet. Şimdi böyle de bir şey var. Tabii ki tavan ideal durum. İdeal durum. Hiçbir araya bir şey girmeden bir odadaki herkes şunu tavana bir şekilde astığında ya da bunu işte astığında görür bunu. Tabii. her cihaz doğrudan konuşacak. İdeal durum eğer yapabiliyorsan ve ya ihtiyacın İhtiyac varsa, varsa böyle bir şeye tavana montaj falan zordur. Doğru tabii. Ama yapabiliyorsan kullanabilirsin. Galtendi evet. Orada en büyük zorluk şey de çıkacaktır. Yarın öbür gün bir şey olduğunda müdahale ha, etmek. Müdahale etmek, de, etmek değil mi? Merdivene çıkman falan gerekecek devamlı hani kurcalıyorsan devamlı bir şeyler sökülüp takılıyorsa o zaman zaten çok uygun değil doğru merdiven üzerinde yaşarsın peki herhalde faydalı bilgiler oldu bence güzel e, ipuçları da verdik evet, evet evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere görüşmek üzere. üzere.